değil mi? İkili bir format mı olur ya da öyle bir zemin mi gerçekleşir? Sayın Güçler, buyurun. Teşekkür ederim. Sesim geliyor sanırım. Evet, çok net duyuyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle, Laçin koridorundan önce aslında Laçin şehri, Suşa ve Hankendi şehirleri bu savaşı, muharebeleri kesin sonuca ulaştıracak siyasi karar noktaları. Yani bu şu demek, bu bölgeler, bu şehirler Ermenistan'dan temizlendikten sonra artık Ermenistan'ın yapabileceği çok fazla bir hal tarzı kalmıyor. Yani bundan sonraki çatışmalar bölgeye hakimiyet sağlayan Azerbaycan için oyalama muharebeleri haline dönüşüyor. Siyasi ya da askeri sonucu değiştirebilecek bir durum artık bu saatten sonra olmaz. O yüzden Kasım ayı çok kritik. Ve dikkat edilirse aslında hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın harekat tarzları karşılaştırıldığında Azerbaycan'ın çok daha stratejik bir planlama yaptığını görüyoruz. Ne demek bu? Şimdi bakarsanız Ermeni güçleri, Ermeni silahlı güçleri genellikle nasıl diyelim, yerleşim yerleri esas alınarak konuşlandırılmış. Garnizonları yerleşim yerleri esas alınarak tertiplenmiş, konuşlanmış, oluşturulmuş, mevzilerini ya da işgal ve tahkim etmeye çalıştıkları alanlar ya da savunma hatları hep yerleşim yerleri esas alınarak oluşturulmuş. Bu çok büyük bir hassasiyettir. Yani bu böyle bir tarzı benimseyen Ermeni güçleri için çok büyük bir hassasiyet oluşturur. Zira bazı yerleşim yerleri taktik açıdan savunulması zaman zaman mümkün olmayabilir ya da bir dezavantaja dönüşebilir. Dikkat edelim şimdi Azerbaycan'a baktığımızda. Evet, Azerbaycan'da işte başta yerleşim, çünkü düşman nerede? Yerleşim yerlerinde. Doğal olarak yerleşim yerlerine yönelmiştir ama aynı zamanda Murov Dağı gibi stratejik bir arazi arızasını ele geçirmek suretiyle aslında bugünleri belki çok daha önceden tasarlamış olduğunu görüyoruz. Bugünle neyi kastediyoruz? Demin söyledim, Laçin, Suşa, Hankendi, Murov hattı aynı zamanda siyasal bir karar hattıdır. Bunu artık bunu anlamaya başladık. Bir de siz de belirttiniz, Suşa bölgesine 5 kilometre mesafede çatışmalar devam ediyor şeklinde. Yine aldığımız, sahadan aldığımız bilgi, aynı çatışmalar Laçin civarında da artık yoğunlaştı. Yani Laçin'e de çok büyük bir, nasıl diyelim, çok yaklaşılmış durumda. Azerbaycan, görüyorsunuz, hem Laçin hem Suşa gibi çok önemli iki siyasi karar noktasını artık özgürleştirmek üzere, temizlemek üzere. Dolayısıyla çok önemli bir, bunun siyasete yansıması açısından çok önemli bir kritik süreç şu an işliyor. Bence şu olmalı, yani en temelde Laçin, Suşa, Hankenti, Murov hattına kadar olan bölge temizlendikten sonra eğer bir masa kurulacaksa bu yönde kurulmalı. Çünkü bu masada artık Azerbaycan'ı farklı bir siyasal boyuta razı etmeye çalışılacak bir takım dayatmaların çok fazla önemi kalmayacak. Çünkü zaten buraları ele geçirdikten sonra, özellikle Laçin temizlendikten sonra zaten Laçin koridorunu kontrol ediyorsunuz. Tek başına koridorun bir anlamı yok. Koridoru nasıl diyelim, kontrol eden bölgeyi siz kontrol ettikten sonra, kontrol altına aldıktan sonra koridoru da doğal olarak kontrol etmiş olursunuz ve koridorun sonunda işte Ermenistan'a çıktığını biliyoruz. O yüzden muhtemelen ben Azerbaycan'ın başka türlü bir siyasal çözüme çok da fazla razı olacağını düşünmüyorum. Zaten işte uluslararası af örgütü vesaire, yani Ermenistan'ın ve Ermenistan'la birlikte hareket eden bütün diasporaların büyük gayret ve çabalarına rağmen gerçekler ortaya çıkıyor. Artık uluslararası af örgütünün bu insanlık dışı uygulamalarının artık teyidini yapmış olması Azerbaycan'a siyasal arenada da çok önemli bir güç sağlıyor. Askeri güçle bunu birleştirdiğinizde artık, yani Azerbaycan'ı bu noktadan sonra farklı bir duruma razı etmek konusu daha da güçleşiyor diğer ülkeler açısından. Dolayısıyla Kasım ayında ben, eğer bir yeniden harekat durmaz ya da herhangi bir ara verilmez ise, Kasım ayı içerisinde Laçin,
Suşa, Hankenti ve Murov Dağı hattının, yani o siyasal sınır hattının kesin sonuca ulaştıracak siyasal sınır hattının diyelim artık Azerbaycan güçlerinin elinde olacağını düşünüyorum. Tabii çok önemli bir açıklama da yine bu askeri operasyonla paralel olarak daha önceden Türkiye'yi masada görmek istemeyen Rusya'nın Türkiye'yi zikretmiş olması, bu çok önemli bir aşama. Ama bunu şöyle yorumlamak lazım. Yani burada dikkat edilirse baştan beri Türkiye ve Azerbaycan'ın mutlaka Türkiye masada olmalı bir kırmızı çizgi halindeydi. İkinci kırmızı çizgi de Karabağ'ın tamamen özgürleştirilmesi. Evet. Yani farklı bir siyasal çözüme razı olunmayacağının deklare edilmesi noktasına Rusya'nın yaklaşmış olması son derece önemli. Tabii bununla bağlantılı olarak şunu da görüyoruz o zaman. Muhtemelen böyle bir gelişme olacak. Evet, Minsk üçlüsü şu an bir takım inisiyatifler almaya çalışıyor. Sahadaki askeri harekatın gelişimine bağlı olarak, Azerbaycan'ın yürüttüğü Karabağ operasyonunun gelişimine bağlı olarak, ama artık dikkat edilirse yeni bir masadan da söz ediyoruz ya. Yani pek çok ülkenin, Türkiye'nin de içinde olduğu pek çok ülke diyor. Bu ne demek? Aslında Minsk'in dışında da bir atıf var burada. Biz de baştan beri bunu söylüyorduk. Yani yeni bir masa oluşur. Putin dün Türkiye yok demişlerdi. Bugün Türkiye var deniyor. Yarın yani ben eminim Rusya düzeltiyorum. Azerbaycan Türkiye ekseninde bir masanın da daha güçlü şekilde oluşma ihtimalinin daha güçlü şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Tabii bu ilk söylemler daha sonra biliyorsunuz evriliyor, gelişiyor. Ve gördüğümüz manzara hem askeri anlamda sahada çok önemli gelişmeler kaydediliyor ki 5 kilometre, yani Laçin ve Suşa'ya 5 kilometre mesafe demek artık silah menzili içinde demek. Yani biz biliyoruz ki bundan 3-4 gün önce Han kentindeki hem sivillerin hem de Ermenilerin, Ermeni güçlerinin büyük bir bölümünün çekildiği. Burada tabii ne çekiliyor diye de bakmak lazım. Ermenistan güçleri, yani konvansiyonel güçleri Azerbaycan ordusu karşısında eriyor. Harp potansiyeli baştan da söylemiştik. Yani artık Karabağ'daki Ermenistan harp gücü, harp potansiyeli yok edildi. Çok büyük oranda. Dolayısıyla eğer şu an çekilmezlerse, yani Ermenistan için, Ermenistan'ın konvansiyonel askeri güçleri için çekilmek artık bir zorunluluk haline geldi. Önce çevirme şeklinde başlayan manevralar, askeri manevra, Murov Dağı bölgesi ve güneyde de Fuzuli rayonu bölgesinden geliştirilen çevirme şeklindeki operasyon ya da harekat şimdi kuşatmaya doğru dönüyor. Yani artık bu noktada çekilmezlerse imha olacaklar. Yani imha olmayı da asla göze alamazlar. Dolayısıyla çekilmek artık Azerbaycan'ın uyguladığı askeri strateji sonucunda Ermenistan için bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Ama ne yapıyorlar? Evet, bir taraftan konvansiyonel güçlerini kaptırmamak adına en azından elde kalanları çekiyor ama geride dağınık, düzensiz... Çekilir mi peki sizce Ermenistan? Milis diye tabir edebileceğimiz belki düzensiz işte teröristlerle iç içe olan, işte resimlerde de görüyorsunuz, yani böyle düzenli bir askeri birlik görüntüsü vermeyen, daha böyle dağınık işte silahlı güçler oraya bırakıyorlar. Tabii bunların bunlarla bir kesin sonuca ulaşmasının Ermenistan için mümkün olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bunlarla bir düzenli konvansiyonel güç karşısında duramazsınız. Sadece zaman kazanırlar. Bu zamanı da nasıl değerlendiriyor Ermenistan? İşte misket bombaları kullanmak, işte sivilleri vurmak, işte teröristlerle Azerbaycan güçlerinin, Azerbaycan ordusunun çatışmasını sağlamak gibi asimetrik yöntemleri özellikle sahada uygulamak suretiyle zaman kazandırıyor. İşte bu zamanda da belki Sayın Fikret Bilan'ın da ifade ettiği gibi acaba işte Rusya'nın barış gücü gibi bölgeye girmesi söz konusu olabilir mi? Burada şunun altını çok net şekilde çizmek isterim. Bu konu, yani Rusya'nın bu teklifi daha önce çatışmaların başladığı ilk bir hafta içerisinde Lavrov tarafından da ifade edildi. Hatta Lavrov planı diye de hatırlarsanız medyaya yansıdı. Dendi ki işte 7 rayon, 5 artı 2 7 rayon Azerbaycan'da kalsın. Diğer Karabağ bölgesine Rus askerleri, yani Ermenistan'daki Rus askerleri barış gücü olarak girsin.
ve bir siyasi diyalog başlasın. Bu Azerbaycan tarafından reddedildi. Yani şimdi burada iki tane önemli husus var. Bu sürecin sonucunu belirleyecek olan. Bir, kırmızı çizgi şeklinde Karabağ'ın tamamen özgürleştirilmesi noktasındaki siyasi kararlılığı devam edip etmeyeceği, ki ben edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Sayın Aliyev ve Türkiye'nin bu noktada çok net bir tavrı var. İki, masada Türkiye'nin olup olmaması. Artık masada Türkiye'nin olacağı çok net belli. Şimdi masada Türkiye'nin olması demek zaten Karabağ'ın, yani birinci kırmızı çizginin de çizgi dışındaki herhangi bir siyasi anlaşmaya ya da siyasi teklife de Azerbaycan'ın razı olmayacağı gibi anlamak çok net. Ve bunun da işaretlerine dikkat edilirse aslında Amerika'da verilmeye başlandı. Hatırlarsanız o görüşme çok önemliydi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı'yla Pompeo'nun görüşmesinde, Azerbaycan Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla Pompeo'yla görüşmeye gitmeyi reddetti. Ve tek görüştü. Artık dedi muhatabımız değil. Bu işte sahadaki gerçekliğin sağladığı özgüvendir. Çünkü artık sahada üstün, yani Azerbaycan bunu biliyor. Yani üstün olan bir güç niye gidip bir başkasıyla aynı masaya otursun ki? Şimdi aynı hemen akabinde de dikkat edin, 2-3 gün önce Donald Trump'ın gene bir açıklaması oldu. Bu Uluslararası Af Örgütü'nden önce Ermenistan'ın ateşkesi bozması bir hayal kırıklığı oluşturdu diye. Şimdi bakınız, Ermeni diasporası Yahudi diasporasından sonra en güçlü diaspora Amerika'da. Buna rağmen artık Amerika, yani Donald Trump bunu söylüyorsa demek ki artık bazı gerçeklikler sahada şekillenmeye başlamış demektir. Ve bütün bunları bir bütün olarak düşünecek olursak, ben yani Rusya'nın daha önce teklif ettiği işte Azerbaycan Karabağ bölgesine Rus askerlerinin barış gücü olarak girmesi şeklindeki teklifin de çok saha gerçekliğiyle örtüşeceğini düşünmüyorum. Denklemde artık Türkiye'nin net bir şekilde yer alacağının kabulü zaten Azerbaycan'a yönelik farklı dayatmaların da önüne geçen çok önemli bir faktör olacaktır. Bu noktada işte bugün biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramımız dün kutladık, coşkuyla kutladık. Bugün işte 30 Ekim ve Kasım ayı gerçekten muhtemelen Kasım'ın 15'ine kadar eğer farklı bir Azerbaycan'ı durduracak, harekatını durduracak farklı bir gelişme olmaz ise, yani bu hatlar ele geçirdikten sonra evet, o zaman bir siyasal çözüm noktasında bir gelişme, Azerbaycan-Türkiye ekseninde de bir olumlu gelişme yaşanabilir. Aksi takdirde şu anki pozisyonda bu siyasal karar noktalarının elde edilmeden, temizlenmeden oturulacak bir masa sadece savaşı uzatır, çatışmayı uzatır, barış getirmez. İşte Minsk üçlüsünün 30 yıldır yaptığı gibi, demin de söylediğim gibi, ben buna ne Azerbaycan'ın ne de Türkiye'nin razı olacağını, farklı bir siyasal çözümün üretilmesine ya da bu yönde Azerbaycan'a baskı yapılmasına Türkiye'nin razı gelmeyeceğini, Azerbaycan'ın da zaten buna razı olmayacağını düşünüyorum. İnşallah zafer yakın gibi görünüyor. Yani Karabağ'ın artık özgürleştirilmesi noktasında çok önemli gelişmelerin arefesindeyiz. Bu süreç askeri açıdan ve siyasal açıdan, özellikle askeri açıdan önemli bir noktaya geldi. Bir de belki şu ilave edilebilir. Yani şimdi Suşa, Laçin, Hankenti, Murov hattı temizlendikten sonra askeri operasyonlar duracak gibi düşünmeyin. Yani evet, bölgenin kontrol altına alınabilmesi için bakınız, bir misket bombası işte 72 çarpı işte 400 küsür, ne kadar çok patlayıcı şu an etrafa yayılmış durumda. Yani evet, bu alanlar güçlü şekilde garnizonlar oluşturulup kontrol altına alınacaktır Azerbaycan tarafından. Yani Laçin, Suşa, Murov hattı, ki Laçin koridorunda 1500 civarında PKK'lı teröristin olduğu ifade ediliyor. Yani oralarda da çatışmalar devam edecektir. Belki bir süre daha bu çatışmalar devam edecektir ama buralar artık elde geçtikten sonra, buralar artık temizlendikten sonra, yani diğer teröristlerin bölgeden, yani ne olacak? Operasyonun seyri, niteliği artık temizlik operasyonuna, harekattan temizlik operasyonuna şekline dönecek. Bu da tabii evet zaman alabilir ama sonucu değiştirmez. Dolayısıyla çok önemli, yani şöyle diyelim, artık tünelin ucunda o zafer ışığı görülmüş gibi geliyor bana. Artık bunu görüyoruz askeri açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Siyasal açıdan yapılan, meydana gelen gelişmelerde zaten bu dediğimizi destekler mahiyette. Peki Tuba Tav, sizin bir sorunuz var sanırım, buyurun.
Evet, Sayın Güçlü'ye sormak istiyorum. Eray Bey, şimdi Türk askerinin de barış gücü olarak Karabağ'da bulunması ihtimalleri de konuşuluyordu. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz bu Putin'in bu açıklamasından sonra? Evet, Tuba Hanım şöyle söyleyelim. Bakınız, tekliflerin seyrine bakmak lazım. Teklifler ilk başta neydi? Hemen durun, ateşkes ilan edin değil mi? Hatırlayalım. Sonra neye evrildi? Ya bir dakika, 7 rayonu, önce 5 rayonu verelim, Azerbaycan dursun, barış gücü gönderelim. Yani Rus askerleri vesaire. Sonra yok 7 rayon olsun, Lavrov planı ortaya çıktı. Olmadı, Azerbaycan devam etti. Türkiye-Azerbaycan ekseni daha da güçlü bir şekilde bir dayanışma içerisine gitti. Sonra ne oldu? Bakınız işte, Uluslararası Af Örgütü'ydü, Amerika'nın açıklamalarıydı. Ve Rusya'nın bu noktada... Türkiye'de işte olsun. Hatırlarsanız ikinci ateşkes görüşmelerinde Moskova'da Türkiye Lavrov hayır yani Türkiye denklemde olmayacak demişti. Şimdi Putin hayır Türkiye'de olsun. Şimdi demek ki artık yani bir anlamda bir baskı ya da nasıl diyelim bir şey böyle bir hani evet bir şeyler kazanılıyor ama kolay da elde edilmiyor. Yani sahadaki özellikle askeri gelişmelere bağlı olarak siyasal düzlemde masa şekilleniyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani benim özellikle bu süreçte dikkat ettiğim husus Türkiye-Azerbaycan eksenine. İstiyorum hep beraber de bunu tartışabiliriz. Türkiye şu anki Türkiye-Azerbaycan ekseninde özellikle sahadaki gelişmeleri etkileyebilecek farklı bir dinamik üretilebilir mi? Şimdi Amerika'nın tavrını gördükten sonra Rusya'nın bu noktada Türkiye'yi de dahil eden artık Türkiye-Azerbaycan eksenine bir anlamda bir adım daha yaklaşma noktasında ki gayretlerini ya da gelişmeyi de düşündüğümüzde yani ben şu an için ya da bundan sonra yani tutup da böyle Azerbaycan şu anki mevcut konumunda dursun araya barış gücü girsin vesaire şeklindeki siyasal çözümlerin olmayacağını düşünüyorum. Yani bu çünkü sadece bugüne kadar hani geçmişte bu Minsk grubunun bugüne kadar ki sadece savaşı uzatmak yönündeki gayretleri barışı bulmak yerine savaşı uzatmak yönündeki gayretlerini düşündüğümüzde yani bunun artık çok da mümkün yani farklı bir seçeneğin çok da mümkün olacağını düşünmüyorum. Zira Karabağ bu noktada tamamen özgürleştirildikten sonra yani Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki siyasal ilişkilerin şekli çok değişecek. Çok çok farklı bir noktaya taşınacak. Evet. Ve bir diğer yönüyle de baktığımızda yani neler olacak? İşte Zengesur koridoru vesaire ben yani bu süreçte Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki o suni yani o aradaki koridorun ve bu şeyde suni bir şekilde Azerbaycan'ın topraklarının ikiye bölünmesinin de artık çok da yani tartışmaya açılması gerektiğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla Karabağ özgürleştirdikten sonra ancak böyle bir siyasal iklim oluşabilir. Bu nedenle yani Azerbaycan devletinin milli hedefi olarak Karabağ bir basamak. Tabii ki Karabağ'dan sonra da siyasal ilişkiler noktasında barışçıl ve diplomatik olarak daha güçlü masaya oturabilmek ve bütün bölgeyi kapsayacak stratejiler üretilebilmesi için yani şu noktada Karabağ bölgesine başka ya Karabağ Azerbaycan toprakları niye barış gücü girsin ki? Yani hani bunu çok net görmek evet, lazım. Evet. Ve bu noktada da çok da hani süreci farklı bir şekilde işte dayatma yaparak ya da siyasal ekonomik vesaire bir dayatma yaparak bu süreci şu an farklı bir noktaya yani bu dediğimiz işte barış gücü vesaire şeklinde farklı bir siyasal noktaya çekebilecek dinamik de çok da fazla görünmüyor. Hani baktığınızda Türkiye'de zaten her şekilde demek Türkiye zaten Azerbaycan'la her şekilde işbirliğine hazır ve aslında üstü örtülü de bir mesaj burada. Yani deminki söylediğim üçüncü tarafların Azerbaycan üzerinde Karabağ'a yönelik bir dayatması olursa Türkiye'nin de bu noktada devreye gireceğinin açık resmidir. Dolayısıyla evet bir takım söylemler olacaktır ama söylemlerin seyrindeki gerilemelere özellikle Azerbaycan dışındaki ülkeler için Rusya merkezli Azerbaycan dışındaki ülkeler için söylemlerdeki gerilemelere ve Azerbaycan'ın lehine olan gelişmelere baktığımızda ben bu süreçte Minsk grubunun artık devre dışı kalacağını yeni bir masa oluşacağını ve tamamen
Karabağ'ın özgürleşmesinin artık konuşulacağı, tek seçenek olarak özgürleşmesinin konuşulacağı bir sürecin olacağını düşünüyorum. Bunun da demin de söyledim, yani illa Karabağ'ın Ermenistan'a kadar olan bölgedeki bütün topraklarını Azerbaycan ordusunun bir fiil gidip ayak basması şeklinde olmasına da gerek yok. Asıl siyasal karar noktaları dediğimiz Laçin, Suşa, Hankendi ve Murol Dağı hattı kontrol edildikten sonra artık bundan sonra yani kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan için zafer ilanıdır. Bu alanların kesinlikle kontrolü. Bundan sonraki muharebeler oyalama muharebeleri şeklinde. Peki. Bölgedeki dağınık, düzensiz, esnek Ermeni silahlı güçlerinin temizlenmesi, mayınların temizlenmesi şeklinde cereyan edecek şekilde bir yeni nitelik kazanacaktır. Bu da tabii sahayı Azerbaycan-Türkiye ekseninde daha güçlü hale getirecek. Peki. Sayın Bile, çok kısa size şunu sormak istiyorum. Şimdi Ermenistan'ın sahadaki zaten pozisyonu... YouTube kanalımıza abone olun.